Sayın seyirciler, Yargıtay'da Anayasa Mahkemesi üyeliği için yapılan seçim sonuçlandı. Seçimde İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol en fazla oy alan isimler oldu. Cumhurbaşkanı 3 isimden birini Anayasa Mahkemesi üyeliğine atacak. Yargıtay Anayasa Mahkemesi üyeliği için 3 isim belirledi. 5 adayın yarıştığı seçimde eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan, 17. Hukuk Dairesi üyesi Mustafa Erol ve 8. Ceza Dairesi üyesi Nevzat Özsoy en fazla oy alan isimler oldu. Anayasa Mahkemesi üyesi Burhan Üstün 10 Ocak'ta yaş haddinden emekliye ayrılacak. Üstün Yargıtay kökenli olduğu için isim de Yargıtay tarafından belirleniyor. Seçimler normalde 1 Aralık'ta yapılacaktı. Ancak koronavirüs salgınında yaşanan tehlikeli tırmanış nedeniyle seçimler 17 Aralık'a alındı. Seçimler için ilk etapta 11 isim adaylığını açıkladı. Ancak Yargıtay kulislerinde iddialı isimler arasında gösterilen Şaban Kazdal, İsa Çelik ve Yusuf Kuzu bir süre sonra adaylıktan çekildiklerini duyurdular. Yargıtay'daki seçimlere 27 Kasım'da Yargıtay üyesi olan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan da katıldı. Yaklaşık 5 saat süren oylama sonucunda 340 üye oy kullandı. Bu oylardan 21'i boş, 15'i ise geçersiz olarak kayıtlara geçti. Oylamalarda en yüksek oyu 107 oyla İrfan Fidan aldı. Onu 65 oyla Nevzat Özsoy, 52 oyla Mustafa Erol takip etti. Yargıtay'da yapılan seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidecek 3 isim de belirlenmiş oldu. Erdoğan bu 3 isimden birini Anayasa Mahkemesi üyesi olarak atayacak. Bu atamayla birlikte Erdoğan görev süresi boyunca Anayasa Mahkemesi üyeliği için 7. kez isim belirlemiş olacak.